Haber 37 ve TV 37 ekranlarından herkese merhabalar. Şu anda Tosya'da her hafta pazartesi günü kurulan sebze ve meyve pazarıyla sizlerle beraberiz. Pazarın köy ürünleriyle beraberiz. Burada kabaklarımız mevcut. Kışın yaklaşmasıyla birlikte kışlık ürünler daha çok gelmeye başladı pazara. Artık hani domates, salatalık gibi ürünler daha az bulunuyor. Burada Ilgaz lahanası varmış. Hemen soralım fiyatlarını. Kolay gelsin. Sağ olun. Abi lahana ne kadar? 15. 15. Ilgaz'ın. Tosya'nın yok mudur? Tosya'nın yoktur. Peki abi, teşekkür ederiz. Burada Taşköprü sarımsaklarını görüyoruz. Burada fiyatları 30 lira. Evet, haber 37. Hemen. Burada teyzelerimiz bizleri tanıdı. Evet, ıhlamurları görüyoruz. Ihlamurlar ne kadar acaba? 40 lira. 40 lira. Siz mi yetiştiriyorsunuz evet. Peki? Evet. Ben de bir konuşma yapacağım. Kızıma selam olsun. Yapayım da beni Türkiye zaten biliyor. Tosya pazarından tüm Türkiye'ye, İstanbul'a, Ankara'ya, Çankırı'ya, akrabalara selam. Beyim, bu arabamla zebze taşıyorum. İşte taşıtıran olursa taşıyorum da. Hadi iyi günler hocam. Pazarı mı çekiyor? Ben de mi çekiyor? Ne geliyor? Haber. Kame gider beni de getir ya. Evet, ekşili ıspanağı burada. Ispanak ne kadar? Ispanak 30 lira. Siz mi yetiştiriyorsunuz evet. Peki? Tosya'nın ürünleri mi? Tosya'nın ikinci kuyu. Bunlar hep Tosya'nın. İkinci kuyu. Fasulyeler, kabaklar ne kadar? Cevizler ne kadar? 10 lira, 15 lira, 75 lira, 50 lira, 30 lira. Gelelim. Evet, gelelim. Bu kabak böyle mesela ne kadar olur? 25 lira. Kaç kilo gelir ortalama? 20. 4 kilo gelir, 4 kilo gelir. 5 liraya gelir kilo. Bu nedir? Bu Çankırıkaya tuzu dediğimiz doğal tuz. Mağaradan çıkan hali böyledir. Şu Taşköprü sarımsağı yanındaki. Şurada salamura, turşuya, tarhaneye tuz var. İri tuz, taytak tuz dedi. Tosyalı ordu da taytak tuz dedi. O biri bulaşık makinesi için bak. Şey, Konya şekeri derler o. Senin mi? Kolay gelsin, hayırlı pazarlar olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Aziz amcalar, yumurtaları siz mi yetiştiriyorsunuz? Ne kadar ki? Böyle bir tanesini gösterebilir misiniz bize? Yani iriliğini. Evet, böylesi ne kadar dediniz? Bu 200 lira, ötekiler 150. 130. Bir ufak, bu çift sabit.
Buradaki bütün ürünleri siz kendiniz mi yetiştiriyorsunuz peki? Evet abi, ekinin sonra ondan iki tane alacağım, 50'ye vuracak. Kolay gelsin. Bu aluçtu değil mi? Şu. Ne kadar peki öyle bir bağ? 20 lira. 20 lira. Siz kendiniz mi yetiştiriyorsunuz? Daha da kendimi yetiştiriyorum. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bunlar nedir acaba? Bunlar bakıyor. Muşmalar, döngel. Döngel, 5 milyon. Her şeyin bir şeyi var yani. Abi eski için. Efendim? İnsanlara değil mi? Şeyleri bakıyor. Ürünleri çekiyor. Tamam mı? Bunlar ne kadar döngel? Döngel 30 lira ya. Nereye geldi daha? Aslında bir şey yok. Yeter mi o size? 30 lira bal yaptırsaydın ya. Döngellerimiz, ayvalarımız var. Bütün mahsullerimiz yerli. Necip versin mi? Ben de. Necip versin mi? 25 mi? Beni gör ya. Bende 100 lira var. Acı biberlerimiz. Acı biberlerimiz. Biberlerimiz sonra yaptık. Ayvalarımız. Bunlar da şey mi? Bunlar da tohum ya. Tohum onlarda. Taşıyorum. Bunlar kendi ata tohumları mı? Ata tohumları, aynı şekilde. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Hadi iyi çekimler. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ Kolay gelsin. Hayırlı pazarlar olsun. Patatesler sizin kendi yetiştirdiklerinizden mi? Patatesleri siz mi yetiştirdiniz? Evet. Peki ne kadar kilosu? 10 lira. Sen Muhammed misin? Yok. O diğer arkadaşımız. Ben Halil. Beni tanıyorsun. Doğru. Bunlar da yerli değil mi? Yap yerli. Kolay gelsin. Bunlar yer elması değil mi? Evet. Ne kadar peki? Tosya'da mı yetişiyor bunlar? Kolay gelsin. Tosya'da pazarın belirli bir kısmı köy ürünlerine, yani
köyde yetiştirilmiş ürünlere ayrılmış durumda. Buradaki köy halkı yetiştirdiği ürünleri buraya gelerek satışa sunuyorlar. Tosyalı vatandaşlara veya gurbetten gelen, Tosya'yı ziyaret eden vatandaşların hizmetine sunuyorlar. Fiyatları diğer ürünlere nazaran bir tık daha uyguna denk geliyor. Az önce de gördüğümüz gibi mesela Tosya'ya ait yerli patatesin kilosu 10 liraya kadar iniyor. Genelde de fiyat bandı hani 15, 20, 30 civarında değişiklik sağlıyor. Yine buradaki gördüğünüz ürünler de burada Tosya'da veya çevre köylerde yetişmiş ürünler. Burada kabakları görüyoruz. Kolay gelsin. Tosya pirinci mi? Tosya pirinci, bu da kuru. Peki Tosya pirincini bize anlatabilir misin? Şu anda canlı yayındayız, Haber 37'den. Yani özelliği nedir normal pirince göre? Meşhur pirinç bizim pirincimiz. Tosya pirinci adı üstünde. Bunu da yapmayın, yapmayın. Şeye falan da gidiyor. İstanbul'a falan da gidiyor 3-4 tane. Peki diğer pirinçle karşılaştırdığımızda bu farklı. Kırıyor, bunun bu kırıyor. Kırık. Evet. Diğer pirinçlerle farkı ne bunun? Ya işte Tosya pirincine daha çok kutuyorlar yani bizim yerin pirinci. Pilavı güzel oluyor yani. Mevlütlerde, her şeylerde, düğünlerde bunu kullanıyorlar. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Tosya pirincinin genellikle çoğu kişi biliyordur ama ben tekrardan hani anlatmak istiyorum. Tosya pirincinin diğer pirinçlerden ayıran bir özelliği de şeker hastaları için birebir olması, diyabet hastaları için birebir olması. Hazmı kolay, yemesi lezzetli ve çok yapması da çetrefilli bir pirinç türü pişirmesi. Uğur Karadağ Ankara'dan selamlar demiş. Biz de buradan Tosya Pazarı'ndan sizlere selamlar yolluyoruz. Burada sepetler, elekler vesaire de var. Satılan ürünlerin arasında. Gene burada cin biberleri, normal biberler, kurutulmuş biberler. Ve özellikle de şey ilgimizi çekiyor. Yeşil domates. Yani Tosya'daki insanlar, köylerdeki insanlar domatesi yeşil haliyle alırlar. Daha sonra kenara koyar. Kış boyunca kızaranları teker teker taze taze yerler. Ve karanlık soğuk bir odaya koyduğunuz zaman o çok güzel bir şekilde kendi kendine kızarmaya başlar. Burada lahanalar gözük.
Kolay gelsin. Yayınlayacak mı çekiyor? Şu anda canlı yayındayız. Öyle mi? Evet. Hangi kanal? Haber 37. Ne kadar domatesler? 25. Peki. Ulan, ata tohumu. Tosya'da yetişiyor. Ata tohumu diye. Bunların ham yeşil olanları da var mı? Var. Az önce onları anlattım. Tosya'da vatandaşlar ham haliyle alıp böyle kışa bekletiyorlar domatesleri, değil mi? Ama şimdi artık zamanı geçiyor, hamlarını topluyor. Şöyle bir yere serince, olgunlaşınca çok lezzetli bu domates. Evet. Kabuğu çok ince. Ata tohumu diyorlar. Evet. Çok eski tohum. Daha taze. Ben bunu karından koparttım bak. Daha taze bu. Hay maşallah. Peki hayırlı pazarlar, pazarlar olsun, kolay gelsin. Burada pekmezler, salçalar vesaire de var. Bunların da el yapımı burada satılıyor. Bu yan tarafta görmüş olduğunuz yerde normal pazarcıların sattığı ürünler. Yine içlerinde Tosya'ya ait olanlar da var. Tosya haricinde olanlar da var. Genel olarak fiyatları dediğim gibi 15-20-30 lira civarında değişiklik gösteriyor. Burada bal satılıyor. %100 doğal. Hem petek hem de kavanoz olarak. İşte az önce bahsettiğimiz ham domates, yeşil domates. Kolay gelsin. Şunlar ne acaba? Bunların hepsini siz yaptınız değil mi? Ellerinize sağlık. Peki fiyatları nedir? Hoş bulduk. Fiyatları nedir acaba? 75. Hepsinin mi? Yoksa hani farklı mı? Kolay gelsin. Canlı yayındayız Haber 37'de. Kolay gelsin. Çektim oraları. Var. Aa, mantar. 20 salça var, kendi yapılmaz. Mantarlar ne kadar? Mantar kilosu 100 lira. Daha sezon yeni açıldı değil mi? Yok, bu sera değil. Kavak mantarı. Evet. Doğal. Bunlar da pekmez.
Bunlar pelverde, alık pelverdesi var, erik pelverdesi var. Ondan sonra melemen var. Elmaların her çeşidi var. Şuradan 15 lira gibi. 35 lira gibi. Hayırlı pazarlar olsun. Bugün sizlerle o birlikte bir nebze de olsa hasret gidermeye çalıştık. Bir sonraki yayınlarımızda tekrardan görüşmek dileğiyle esen kalın.